Kavga ediyor musunuz arada? Çok. Vallahi. Çok kavga. Bağır çağır. Çok da değil. Kavga kültürünüz nasıl? Genelde ben bağırıyorum, o dinliyor ya da aynısı sensin falan yapıyor. Normalde. Kim var ya? Aynısı. Aynı. Ne diyorsun onu? Ah. Aynı, aynı, aynı. Sendeki bu var ya. O... Alerji. Ne o? Alerji. Alerji. Aynen. Bu ara ara devam edecek mi? Yok, yok, etmez. Program içerisinde olabilir, bileyim diye söylüyorum. Yani biraz biraz. Hazır mıyız? Hanımlar, beyler. Ben çektim, siz de çekin. Tamam. Biz niye çekelim, bana ne ya? Senin kocan. Hanımlar, beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Kadıköy Duru Tiyatro'da Can ve Habibe ile alkışlarla başlıyor. Canım seyirci, bugün rekor katılım yok. Ne var lan, yok, yani yok, ne yapalım şimdi yani. Hoş geldiniz Can ve Habibe. Hoş bulduk. Kaç senelik bir ilişkiden söz ediyoruz Habibeciğim? Üç. 3 sene. 3 sene. Evliyiz de. Evet. 1,5 senedir evliyiz. Tamam. Nerede tanıştınız? Biz ortak benim akrabam. Onun da neyin oluyor senin? Dur. Abisinin eşi tanıştırdı bizi. Tamam. İşte biz yeni, ben o yeni ilişkisinden ayrılmış. Hemen şey demişler, işte biz bununla yapalım edelim diye. Öyle beni aradılar. Biz, beni kahvaltıya çağırdı o. Onun evinde işte Can da geldi, öyle o şekilde tanıştık. Senin kişi zemirlerinde bir problem var. Evet. Hayır. Anlayan var mı bu hikayede? O kim? O abi, o kim? Baştan alayım. Lütfen alma. Bir de Can'la deneyelim. Can, bir de sen dene bakayım. Şimdi abi. Şimdi abi, öncelikle... Benim abim, hanımı, yani benim yengem olur. Ne oluyor ya? En başta. Tanıştıramadık daha, dur bakalım. Şimdi Habibe ile eşimle, abimin eşi, önceden uzaktan bir tanışıklıkları var. Akrabayız. Akraba, tamam. Çok akraba da değil, yani çok uzaktan akraba sayılır da. Akrabayız ya. Ne olursa dede gelin, sıçayım bu akrabalığın derecesine ben. Tamam. Lütfen lütfen, çok rahat olun. Evet, nasıl anlamıyoruz? Çok rahat, anlatın. Kimse bir bokum anlamadı şimdiye kadar. Tamam. Onlar bir ön ayak oldular. İşte daha doğrusu hani tanışacağımızı biliyorduk ama hani ciddi bir şey olarak değil. Bir okey oynamaya, işte yemek yemeye evlerine çağırdılar. Bizleri. Şey mi yani, ciddi bir şey olarak değil, biz ilk fuck buddy olarak başladık, öyle bir şey mi yani? Yok. Tamam tamam. Abi beye bak, hayır hayır hayır. Annem babam diyecek, ne fuck'ı ya? Şimdi okey oynamak için, yemek yemek için normal hani arkadaşça bir buluşmaydı. Tak diye beğendiniz mi birbirinizi? Ben bir araya girmek istiyorum. Gir bakalım, ver bir akraba adı daha. Şöyle, zaten önceden onlar bunu planlamışlar. Hatta annesi, teyzesi, herkes Instagram'dan bana bakmışlar. Benim haberim beğenip yok. Gelmişler. Hayır, sen de bakmışsın, bana sonradan söylediler. Baktın mı, bakmadın mı? Bakmışlar. Bir ben gelmeden saf gibi giden yani. Sadece önceden... bendim. Hayır hayır. Yani... Sen baktın mı annenler bakarken Instagram'dan? Yok. Bakmış. Hatta en beğendiğin fotoğrafın bu diye bana gösteriyor. Niye şimdi yalan söylüyorsun? Hayır, sonradan gördüm değil mi? Hani yalan. Yengem gösterdiğinde baktım. Abimin eşi. Yalan söylüyor. İkisi hariç herkes tanıyoruz şu an. Bütün süreli hakimiz hep beraber. Anneler, yengeler, eltiler. Onlar bizde. Ne yaşıyorlar hiçbir fikrimiz yok. Tamam. Ya şey, okey yani, oynamaya tanışmadan gittiniz. Tanışmadan önce bir baktım. Hani önüne ayrıntılı bir şekilde hani ta derinlere kadar inip bir stalklama olmadı. Tamam. Beğendin mi gördüğün beğendim. Fotoğrafları? Beğendim. Tamam. Yalan yok. Tanıştığınızda ne oldu? Ne hissettiniz? Neler yaşandı? Ya şöyle, ben oraya kahvaltıya gitmiştim. Normalde kahvaltıda tanışacağız. İşte sonrasında hani... Kritik yapacağız, beğendim, bir daha görüşürüz vesaire diye. Ama o akşama kadar uzadı. Böyle muhabbet bayağı güzel ilerledi falan. Zaten ben hani onun yengesini de uzun zamandır görmüyordum. O yüzden bayağı bir güzel muhabbet ilerledi. Ay yengesi batsın ya. Tamam.
Sonra işte akşam bu okey'e falan döndü. Benim eşim çok mızıkçıdır okey'de. Kabul etmez ama babası bile çamur diyor ona. Yani çok mızıkçıdır ama orada öyle bir böyle biz eş olduk bir de. O kadar işte çak hadi işte taşı at vesaire derken akşam gitmedi. Annesi de arıyor ki oğlum gel diye, evleri de çok yakın. Bir türlü gitmedi, hatta hocam, orada kaldık. Hocam sen kaç yaşındasın? 28 şu an. Oğlum gel diye arayan anne ne demek? Yani. 28 yaşında. Yani aslında normalde hiç o konularda hiç hesap vermeye ya da hani geç gelmede sıkıntı yok. Annem şey olarak düşünmüş olabilir. Hani neticede bir yabancı... Ne kadar kibar bir adam değil mi ya? Bir başkasının da evladı. Hani o bakımda hani kız evlat olduğu için toplumumuzda biraz hani şey yapma, hani ürkütme ben ya da kötü... Ürkütme! Sen şimdi hayvan hayvan davranırsın. Gel lan evine. İlk günden ürkütme Ceylan'ı. Muhtemelen öyle. Ne güzel kibar giriyordun ya. Ne oldu bir anda? Tamam. Anladım. Annen incelik gösterip aslında. Yani muhtemelen. Abartma oturmayı dedi yani. Aynen. Anladım. Ama o dinlemedi. Gitmedi. O gün orada kaldı. Beğenmiş çünkü. Evet bayağı. Eğlenceliydi. Yani. Kalırsın yani. Ne ya? Anne dur. Kalırsın yani. Öyle dedim zaten. Anne bırak Allah aşkına ya dedim. Coşuyoruz. Anne bir siktir git ya. Sonra ertesi gün ben adliyeye gittim işte, adliyede işim olduğu için. Avukatsınız ikiniz. Evet. Tamam. Sonrasında işte hemen aradı. Zaten orada numaramı almıştı. Hemen aradı mı ertesi gün? Hemen aradı. Bayağı da taktik biliyor ya. Kaçta aradı sabah? 6:30'da. İlk metrobüs çalıştı. Bindin mi? Gerçekten öyle. Metrobüste vardın mı diye. Yani 3 durak zaten vardın mı diye beni arıyor. Ha, ne güzel işte. Öyle sonrasında işte konuşmaya devam ettik öyle. İlk ikinizin flörtöz buluşmanız? Kadıköy'de, Moda'da olmuştu. Nereye gittiniz? Kamu Moda Kafe'nin olduğu sokağın başında, Starbucks'ın çaprazında bir yerdeydik de isim olarak hatırlamıyorum. Oğlum konum attın bize şu an. Orası hariç. Dörtlü havzadan ilerleyin falan dedin. Sağa dön dedin. Bir o adı yok. İki de marka verdi arada. Starbucks'a söyleyeyim ya. Ya tamam dur artık. Peki. Ne içtiniz, ne yediniz? Kahvaltı mıydı o? Kahvaltıydı. Elle tutuşma o gün? Evet oldu. Öpüşme? Yokladık. Yok öpüşme, o gün değil. Yokladık mı? Ya yokladık. Oğlum sen niye böyle değişik adamsın ya? Annem aradı, ürkütme ha. O günde bir yokladım, baktım karşılık var Mesut Bey. Şimdi şöyle oldu. Kahvaltı yaptıktan sonra Moda'ya doğru yürüyüşe çıkmıştık. Hani hava da güzeldi. Hani böyle insan şey hisseder ya, hani gerçekten etkilendiği ve hani karşı tarafında etkilendiğini hissettiğin bir ilişkide hani ufaktan bir eli yanlışlıkla çarparsınız ya da hani hemen saçma o an mesela elin çarptı, annen aradı mı ürkütme diye. Kamera koydum sana, çek elini. Yani öyleydi işte ilk o gün, yani baktım ki hani rahatsız olmuyor, rahatsız etmiyorum. O gün. Senin kelime seçiminde bir değişik bir durum var yani. Baktım kaçmıyor. O gün böyle kuzucuğum çok güzel ifade ettiği gibi böyle minik bir şey mi oldu? El teması mı tutuştunuz belirle yani bir... Gayet tuttu, hatta bana şey dedi. Ürkmüyorsun değil mi? Hayır öyle değil. Kahvaltıdan kalkacağız, biraz yürüyeceğiz. Bana dedi ki şimdi buradan kalkınca elini tutacağım, haberin olsun dedi. Hayır. 10 metreye kadar da öpeceğim. Abi zaten şöyle ifade edeyim sana. Biz... Oğlum ben sana bayıldım ya. Vallahi billahi. Gördüğüm en tatlı adamlardan bir tanesi yani. Biz ilk tanıştığımızda hani belli bir etkileşim olduğunda ben zaten bunu hissettiğimde bayağı hızlı yürümüştüm. Ha, ömrümde ben kimseye öyle hızlı yürümedim. Hani şu şeyler arası yollarda bir tabela olur ya, hızınız 140 yavaş diye. Hani o benim alnımda vardı. Dedem ya, benzetmeye bak. Beldemize hoş geldiniz yazıyordu burada. Güle güle. Yine olmadı. Zaten Mesut Bey o kadar gerçekten hızlı davrandı ki ben dedim ki ya dedim bunun herhalde bayağı geçmişinde dedim kızla hani birileriyle görüşmüştür diye düşündüm. Oysa ki ikinciymişim yani. O da yine böyle çöp çatanlık şeklinde olmuş. Kendini ayarlayamamış. Kıza bak, kendi de bir bok yiyemediği için benden önce. Anladım. O güne ele tutuştunuz, yürüdünüz. Evet. O gün öpüşüldü mü? Hayır. Yok, ikinci buluşmadaydı. Yine dedi, buradan kalkınca şimdi dedim. Dedi, öpeceğim seni, haberin olsun. Eve gidince var ya. Biliyorsun.
Abi şimdi ne gerek var bunlara ya? Yok şimdi öyle bir anlatıyor ki biraz garip kaçıyor da o kadar ürkütücü değildim bence. Bu kadar kibar konuşan bir adamın. Yani mesela beni de şu an el ele gezip öpebilirsin. Öyle kibarsın yani. Onu bilmiyorum. Biz bir program bizi öpeceğim tamam. Ama bu sadece o ikinci buluşmada oldu. İlkinde eşim yanlış hatırlıyor bence. Valla bilmiyorum. Bir şekilde önden sinyal gönderiyor. Şimdi önden. Evet. Elini tutacağım öpeceğim. Sen biliyorsun. Sürpriz evet. Olmuyor sana. Evet. Şöyle diyeyim abi hani artık bazı hani kötü insanlardan dolayı hani herkes belli bir sıkıntıya giriyor. Karşı tarafı rahatsız etmemek istiyor. Karşı tarafın yanlış anlamasından çekiniyor. Anladım. O yüzden yine inceden de çaktırıyorum. Bak şimdi hassasiyetini anlıyorum ama yani seçtiği yöntem bütün bunları sıfırlıyor. Anladın mı? Evet. Abi herkes sonuçta galiba tedirgin falan. Seni öpeceğim diyorum ben de o yüzden. Sevgili Can, sevgili Habibe. Şimdi bir Cambly balans yapıyoruz. İngilizceniz nasıl? Benim yok da onun iyidir. İyi mi hocam İngilizcen? İyi gibi abi. Tamam. Arada bana destek tamam at. Beraber bir şeyler soralım tamam hocaya. That's starting. Starting mi? Ben start'a niye ING koydum lan? Hello. Hello? Can you hear me? Yes, I can hear you. Oh. Perfect. Nice to meet you. Galiba İngilizce bilmediğimi anladı. Çok temel konuşuyor benimle. Now, here is couple show and bir alkışlayalım. Did you see? I did not see. Nothing? Well, a little bit. I can see your face. I can see your face. It's beautiful. Now you can see my face. Now I can see your face. Oh. Okay. Lan, anladım işte. Yüzümü görüyormuş. Öyle demedi mi? Yüz görümlüğü diyormuş. Bambaşka bir şey söylüyor. How many years are you teacher in Cambly? 1 year, 16 months total. A little more than 1 year. 1 year, 60 ay mı dedi? 60 months dedi. 16 ay değil. 16 ay. 16. 4 months. 1 year, 4 months. Yes, 16 months. It's easy because I am Sayısal. Countable. I am countable graduate. Anlar mı acaba sayısal mezunluğu? Bence fena olmadı. Now it's couple show and are you married, are you engaged or are you alone? I am married. Marriage? I am married to a wonderful woman. Congratulations. Thank you. I tried. Yes. How many years are you married? Kaç yıllık evliliksin dedim adama demin. Almost 7. 7 years. Yeah. This year will be 7. Oh, şimdi 7 yıl sonra flört devam ediyor mu diyeceğim. It is continue. Flört. You know, I hope. In marriage. Flört yine flört mü? Aynen. Tamam lan. There is flirt in your marriage? Yes, with my wife and I, yes. Ne dedi? Ha. Bak bir dakika. Hadi hocam, avukat. Buyur. Flirt hala devam ediyor mu? Over. Ben mi söyleyeyim direkt size? Sen söyle bana bir. Ha. Over the seventh year, are you still flirting to your wife? Oğlum doğru da bu da chapter 1 bu ne ya? Ben direkt anladım yani. Kolay yani. Over. Adamdan da çalmış. Hem laf sokuyor. Bak aklıma ne geldi. Over. Over 7 years. Are you still flirt with your wife? Still flirt. Yes. Mesela de, mesela nasıl? Av example. Pardon. Eşeğin ki artık ya. Donkeys ya. Vallahi donkeys ya. What for? Ne dedik? Ha, for example. You want an example? Okay.
Are there children in your audience or no? Only adults. İzleyicilerin arasında çocuk. Ha, çocuk izleyici. Yes, all of the children. No. It's yetişkin. Yes. Okay. Ne yetişkin? No, so... Adult. Adult. Porno değil mi adult diyorsun? Özür dilerim, apologize. Sorry. An example. You know, when we go out together, yes. I love to see her dress in beautiful clothes. I tell her she looks lovely, she looks wonderful. When our baby is asleep, I try to get 5 minutes quiet time with my wife, you know. Ne dedi lan? Baby'ye kadar ben de vardım. Ben de destekledim. Yok işte close dedi. Ona çok güzel olduğunu söylüyorum. Güzel giyiniyordu falan dedi değil mi? Güzel giyindiği zaman söylüyorum dedi. Baby ne baby? Bebekleri uyurken. Ha, after. Ne başlıyormuş? Aksiyon. Ha, after baby sleeping. Not often enough. Aganigi. Bir tane daha soru soralım ilişkidesinden, sonra toparlayalım. Ne soralım? Hayvan. If, şimdi davranış ne davranış? Behavior mı? Behavior. Behavior, davranış olarak ne? Tamam. Only think behavior. Please. Şimdi diyeceğim ki senin karın da hayvan mı? Yanlış anlayacak yani. Güvenemiyorum şu an İngilizcem, anladın mı? Zor soru bu yani. Avukat sor bakayım. Ne sorayım abi? Huy olarak hanımını bir hayvana benzetecek olsan hangi hayvana benzetirsin? If you... Bana da unutturdun abi. Sen biliyordun, ben unutturdum yani. Tamam, sen yapamayacaksın belli. Yine iş başa düştü. Your wife, which animal look like but only behavior? Only behavior, your wife look like which animal? Dört. Lan İngilizce kurallı cümleyi devrik yaptım, ters yer değiştirdim ha. Güzel oldu yani, fena. İngilizce kolay lan, evet. Which? Animal. Which animal is crazy? Which animal wow. is crazy? Hangi hayvan çılgın? Kaplan. Tiger. Doğru, adamı dümdüz kaplan dedik, dayanmasın. No, not a tiger. You know, something like a swan. A swan. Aslan mı diyor? Beautiful animal. Kuğu'du ya. Kuğu, pardon, ben böyle şey zannettim. Şiveli aslan diyor, aslan. Aslan. Vallahi öyle zannettim abi. Dile geldi herhalde, ben ona Türkçe öğrettim yani. Kembiliğe bak, helal olsun diye. Kim kimi öğretirseymiş kembiliği. Cool. Your energy is very beautiful. Thank you very much for this conversation. Thank you. Thank you. Nice to meet you. But last question. What's your name? Kieran. Yes, I am Mesud. Nice to meet you. Where from? My pleasure. I am Irish. Irish. İrlanda. Irish. Tabii lan. Irish pub'tan hepimiz biliyoruz Irish. thank you very much. Nice to meet you very much. Thank you. Thank you very much, Mesut. Have a good day, guys. Thank you. Evet, good day. Nice. Vay, çok tatlı adam da. Güzelim, çok teşekkür ederiz. Eğer siz de şu duruma düşmek istemiyorsanız Cambly aplikasyonunu indirin. Cambly'de yılın en büyük indirimi var. Bahara özel Cambly'nin en büyük indirimi. %60 kendinize yatırım yapmayı ertelemeyin. Yıl bitmeden en büyük kampanyayla kendiniz için adım atın. Cambly! Hanginiz evlenme teklif etti? Ben.
Geldi. Nerede? Orada birazcık gariplik var Mesut'ta. Şimdi Bozcaada'da evlenme teklifi ettim. Ama eşim hani evlenme teklifi olduğu için hiç haberi yok, şey yok. Ama beklentiye de girdi. Hani belli bir süre olduğundan dolayı, belli bir şey geçtiğinden dolayı. Bozcaada'da edeceğimi bilmiyordu tabii ki. O zamanlar da hani oteli ayarladım, şeyi ayarladım, organizasyon yapacağım. Bozcaada'ya gideceğiz. Araç kiralayacağım. Kiralama şirketi Beylikdüzü'nde. Ben diyorum ki hani çiçek falan da ayarladım. Bunları hani eşimin yanında yapsam, yakında yapsam bütün plan suya düşecek. Diyorum ki yarın sabah 9.30-8.30 gibi Beylikdüzü'ne gelebilir misin diyorum. Ne yapacağız Beylikdüzü'nde diye soruyor. Çok moralim ama bekliyor. Sen böyle saat aralığı verirken önce geçi mi söylersin? 9.30-8.30 gibi. 6.05 gibi gel tamam. Yok şimdi öyle oldu. Tamam. Beylikdüzü'ne gelebilir misin diyorum. Ne yapacağız Beylikdüzü'ne? Belli etmişsin. Ya belli ettim ben ama... Ben zaten biliyorum. Öpeceğim. Beylikdüzü'nde evlenme teklif etmeyeceğimi de anlayacağından dolayı... Hani yok ya o kadar da değildir düşüncesine güvendim ben. Hah. İşte benim sen zaten çok... Anladın mı? Anladım zaten biliyorum. Biz yüzü yüz almıştık beraber beğendik. Hani ne zaman teklif edecek zaten düğün günümüz de belli. Bekliyorum işte hani nereye götürecek. Ben böyle hani Boğaz'da işte gideriz vesaire diye düşünüyorum. Bu beni Beylikdüzü'ne çağırdı. O kadar moralim bozuldu ki. Neyle gittin? Metrobüsle mi gittin? Ya metrobüsle. Daha düşük profilli bir teklif duydunuz mu hayatınızda? Kızı metrobüsle 68 durak ama götürüyor. Neymiş orada. Çiçek ayıp sokayım çiçeğine seni yani. Ama teklif orada değil. Değil mi yani? Bana ev alman lazım oraya kadar gidiyorsan ben. Ben işte teklif edeceğini tahmin ediyorum. Sürekli diyorum ki Beylikdüzü'nde ne yapacağız? Akşam da dalga geçiyorum abi. Aşk Beylikdüzü'nde yaşanıyor güzelim falan diyorum. Harika adam ya. Tamam. Ben kavga edeceğim neredeyse. Bir de internetten bakıyorum Beylikdüzü'nde nerede evlenme teklif edilir diye. Bana link atıyor şu otel. Sürprizin hiç bu kadar zerresi dahi. Bu arada sürpriz bozma da bir efsanedir eşim. Hani o gün de çok denedi de bozamadı bence. Oğlum sürpriz değilmiş ki. Ama sonra sürpriz. Kız Google'a yazmış. Nerede? Beylikdüzü'nde içine sindi mi kuzum? Beylikdüzü'nde değildi. Nerede? Orada buluştuk. Aracı oradan kiralamış gelmiş. Biz Çanakkale Bozcaada'ya gittik. Bozcaada'daydı teklif. Orada böyle gün yani, batımında falan çok güzeldi. Yani o yüzden sürpriz oldu. Abi araç kiralamıştık gitti. Beylikdüzü'nde ne demek? Sebebini İstanbul'da bir tane mi var bunda? Yok. Ucuz yok. Diye mi? Şimdi yok yok ondan dolayı değil. Şimdi bu büyük araç kiralama şirketleri genelde hani Atatürk Havalimanı'nın orada hani şey teslim ediyorlar ama o zaman da şey diyorlar. Hani uçak bileti arıyordu o zamanlar. Yani ben de hani bir uçakla gitmeyeceğimizden dolayı hani bana yakın şeyde de kiralama şirketlerinde de araç yoktu. Tabii Beylikdüzü'ne kadar gitmek zorunda kaldı. Yine anlamadım ben. Anladınız mı? Herkes anlamış. Anlamayanlar yapsın. Neden gitmişsiniz Beylikdüzü'ne Habibe? Araç yok. Artık o kadar anlatmıyorlar ki öbüründen bir deniyorum şansımı. Dur bakalım yine konu nasıl yengeye gelecek. Hep beraber göreceğiz. Ya araç yokmuş. Aracı galiba orada bulmuş. Oradan Beylikdüzü'nden beni aldı. Biz direkt gittik. Sen neden gittin Beylikdüzü'ne? Ben onu anlamıyorum. Kızı niye almadın? O kısmı abi. Ben de anlamadım. Sürpriz bozulacak diye kızı metrobüse mi bindirdin? Evet. Ama şöyle oldu. Ben sabah... Direkt Bozcaada'ya çağırsaydın madem. Normal. Ya gel ya! Saçmalama ne evlenme teklifi. Gel Bozcaada'ya gel ya. Ya. Bir şey diyeceğim gel. Gel annem de var ürkme gel ya. Ya gel. Şimdi çok kötü plan yani. Ya Oceans One bu. Çok kötü plan bu. Galiba kötüymüş ya. Farkına vardım. Ha, gerçekten. Yani bir insanı 38 durak bir yere götürmek ama sürprizine sıçayım yani affedersin. Senin değil yani. O sürprize sıçayım yani. Suratımla zaten ben o gün onu demiş olabilirim. Tabii tabii. Ama mümkün değil. Abi şimdi şöyle oldu. Akşam ben çiçekçimi aradım. Her zaman çiçek aldım. Abi dedim hani sabah 8.30'da geleceğim sana. Hani dükkanı bir aç. Bir de sürpriz de bu yani. Çiçek. Değil. Hmm. Her şey ayağı. Bozcaada da anasını ağlattın ortalığı. Ne yaptın? Ya işte şeyde Polante o rüzgar güllerinin olduğu bir tepe var. Gün batımının seyrettiği. Ben gittim çok severim. Orada teklif ettim. Şarap? Var. Zaten orada da bir endüstri oluşmuş. Ne yapabilirim şarap alayım falan diye şey yaptım. Abi sepet var dediler.
Abi bu bok gibi fikir al bu sepetlerden biz. Bir sürü insan sevgilisini önce Beylikdüzü'ne götürtüp oradan getirtiyor. Bu sepetleri biz hazırladık sana. 1 milyon tane var al. Aynen. Kaçaymış sepet? Hatırlamıyorum. Sen abi bir şey olmaz. Gerçekten hatırlamıyorum. Ha, romantik miydi teklif ettiği evet, o an? Vallahi. Geldi çok romantik. Ya ne dediğini çok hatırlamıyorum ama böyle gün batımıyla ilgili bir şeyler söylemiş. Gün batımıyla ilgili? Evet hani bu her gün güneşin batımını benimle izlemek istiyor. Öyle bir şeyler söylemiş ama tam hatırlamıyorum. Her gün güneşin batımını Beylikdüzü aktarmalı benimle izlemek ister misin? Akbilini doldursam aylık. Oradan gitsen, oradan da gelsen. Sürpriz ya her gün. Ama abi o... Romantik bir şey söyledin mi o gün? Tabii. Ne dedin? Hatırlıyorsundur sen. Ben hiç hatırlamıyorum. Yani hatırlıyorum. Şey dedim. Hani aynı güne ve gün batımını hani beraber bakmak istediğim bu dünyadaki hani tek kişisin. Hani benimle beraber bakmak ister misin tarzı bir şey demiştim. Hakikaten çok zayıf. İlişkini kıskanıcı gibi. İkimiz de değiliz aslında o konuda. Ya ikimiz de o konuda daha önceden çekmiş olduğumuz için zaten birbirimize en çok bağlandığımız nokta. Aldatıldınız mı ikiniz de? Yok. O adı ne sordum ha? Boynuzlu musunuz? İlişkidesinde hayvan hayvan sorular. İkimiz de çok kıskançlıktan çektik. Ha karşı tarafın kıskanmasından. Evet. Nefes aldırmayan agresyon derecesinde artık insanın psikolojisini bozan bir kıskançlık vardır ya. Senin bir önceki ilişkide öyle miydi? Evet. Yapma ya. Evet. Sen pek çapkın mısındır? Hiç alakam yok. Bu çocuğun neyini kıskanmışlar ben zaten anlamadım. Kıskanma da değil. Kadına bak bu çocuğun neyini kıskanmışlar diyor. Hayır çok akıllı, çok aklı başında o yüzden. Tamam tamam anladım. Ya bir yani, şeyini görmedin sen şimdiye yani kadar. Yani tabii ki. Anladım. Seni de kıskandılar çok. Aynen benim de aynı şekilde. O yüzden siz artık kıskanma duygusunu ilişkinizden çıkardınız. Ben en başından beri abi yani şöyle bir şey var. Ben Habibi'ye sonsuz güveniyorum. Hani ben siz istediğini yapar, istediği yere gider, istediği kişiyle gider. Ben de bunu yaparım. Beni aldatmaya yönelik ya da hani ilişkimizi olumsuz etkileyecek bir şey yapmayacağına %100 eminim. Yani o yüzden benim için hiç kıskançlık diye bir şey yok. Ama onun için hemcinslerinde var, hemcinslerinde var. Ne dedi? Ben açıklayamayacağım. Aga sen hakim olmadığın kelimeleri niye kullanıyorsun ya? Hemcinslerinde, hemcinslerimde. Desene o ben de. Deminden beri kişi zamiriyle ağzımıza sıçtırız. Şimdi hemcinslerin hemcinslerim. Onların hemcinsleri. Ne dedi demin? İki tane çok yakın erkek arkadaşı var. Ne kadar kolaymış bak. Ben daha çok onlardan kıskanıyorum. Çok sinirlerimi bozuyorlar. Onlarla daha çok eğlenir. Yani müthiş anlaşırız. Hani. Harika vakit geçiriyoruz yani hiç karım gibi değil. Hani kardeş gibiyizdir. Aynen. Hocam üçünüz bir tatile gitmek mi? İlişki testi biz karşılıyoruz bir hafta. Evet. Hanımla tatile gitmek mi? Sadece bir tercih hakkım var. Sadece bir tercih hakkım var. Vallahi bak dolandırıyor beni. İki kere gidemiyor muyum? Bir ondan bir ondan. Standart soru gelmedi de o yüzden. Genelde kıskançlıktan gidiyordu ya. Tamam sen soruyu cevaplasana. Sen ne oğlum istediğimi sorarım ben burada ya. Deliye bak. Ürkme ha ürkme. Öpeceğim. Ha hocam? Habibi'ye bak... sorarım. Deli mi? Gidebilir miyim onlarla? Sorarım. Şöyle olur yani. Bu izin istemek şeklinde değil. Sen hangisini istersin? Bırak şimdi bunları. Ben mi isterim? Çocuk ölüyor erkeklerle gitmek için ya. Ölüyor, ölüyor. Gitmek istiyorsan. Değil mi? Ödü kopuyor. Söyleyemiyor. Çok istiyor. Ne olur ya. Habibi'ye söylemeyin. Gidelim biz ya. Abi giderim. Üç kişiyle hayvan gibi eğlenirim. Heh. Dönerim. Sonra Habibi'yle bir daha çıkarım. Oğlum yok öyle bir şey. O yok önermemizde. Eşek gibi bir sene evde oturacaksınız beraber. Pandemi gene artmış. Bir sene evlerdeyiz. Son bir haftan kalmış. O bir haftada biz ilişki testi olarak ya Habibi'yle seni tatile göndeririz istediğin yere ya da o iki çok sevdiğin arkadaşında. Bu çocuk öbür çocuklara aşık ha. Vallahi billahi. Hayatın anlamı da onlarda bulmuş. Çok net. Sonsuzluk onlarda. Bende vardır öyle arkadaşlarım. Anlıyorum gidelim ben seni abi. Yani. Gidelim. Tabii tabii. İki arkadaşla gidiyorum. Evet evet. Sen yani yemişim Habibi'sinin diyeli çok oldu bana yani. Ben duydum az önce onu. Değil mi? Duyduk dedi. İlişkinin dokunmatiği kim? İlişkimiz de aslında ya.
Ben birazdan daha fazla. Nereden anlıyoruz kuzum bunu Habibeciğim? Nereden anlıyoruz? Böyle sürekli mesela canım ne yapıyorsun deyip böyle sürekli yapışıyor. Hatta ben böyle kendimi korumaya alıyorum. Böyle hı falan diyorum. Ama annesi uyardı ürkme diye baştan. Çok ürkütü ya ama. Yapışıyor ne demek? Ya böyle hani sürekli işte gel yanımda oturayım, işte gel yanına yatayım. Böyle sürekli dibimde olmak istiyor. Tamam. Ya o yüzden daha ya çok, o daha çok dokunmak mikrofon... Sana kalsa? Bana kalsa ben kendi koltuğumda çok mutluyum. Evde bir köşem var benim. Oradan böyle şey hani... Gelmesin mi oraya? Gelmesin. Hiç? Arada gelebilir ya. Ne kadar arada? Yılda bir falan mı? Yok. Ama o sürekli yani sürekli yanımda olmak istiyor. Çok böyle şey dokunmatik. Doğru mu hocam? Abi doğru. Ben yani sevgimi göstermeyi seviyorum. Şu an mikrofon olmasa hani saçını da okşarım yani. Şu an. Mikrofon var. Bereket mikrofon var. Can. Bu seyirciler olmasa neler neler yaparım biliyor musun? Yani ya bir insanı sevdiğini göstermek ya. İyi tabii, hissettirmek. Mikrofon olmasa şöyle mi mesela? Ben soracağım böyle bir şey mi izleyeceğiz? Ufak dokunuşan yani şöyle. Hani çaktırmam yani. Şu an çaktırdım. Çaktırmam diyor. Üzerinde konuşuyoruz şu an ya. Çaktırmamaya bak. Anlamadı ki. Elimi koydum. Zannedeki elim burada. Bok orada. Buradaki elim. Burada çünkü. İlişkinin pintisi kim? Ben olabilirim. Valla nerede anlıyoruz bunu? Tutumlu. Ya hani Can'a göre pintiyim. Hani cimri değilim ama. Can'ın eli açık mı? Can eli çok açık. Bu konuda muzdarip misin? Yo değilim aslında. Hoşuma da gidiyor ama ben böyle şey hani... kampanya takip ederim, işte indirim takip ederim falan. Can böyle şey alalım gitsin. Tamam. O kafada. Ben biraz daha böyle bakarım, ederim ama kendime benzettim biraz. Ama ben gereksiz bir şey de almam. Yani. Hayır, gayet de bekarken böyle arabası yoktu o zaman. Sürekli şey 5 dakikalık yere taksi, işte oradan oraya taksiyle giderim, oradan oraya Uber'le giderim falan. Sürekli bu kafadaydı. Şimdi böyle şey diyor, oradan doğmuşa mı binsem bilmem ne, işte metrobüsle mi gitsem. Yani şu an biraz daha şey oldu. Doğru mu bunlar hocam? Kısmen. Biraz yontuldun mu bu konuda? Yontulma değil de hani insan bir de şey oluyor yani bir evin sorumluluğunu almak, aile ekonomisine katkı sunmak hani o taksi falan tabii ki yani gereksiz geliyor artık. Yürüyorum. Çocuk var mı? Yok. Yok. Kim daha yakın çocuk fikrine? İkimiz de. İkimiz de yakın gibiyiz. Bu aralar bir yakın gibi olduk. Aynen. Daha belli değil. Salonda bir heyecan. Ne yapıyorlar acaba? Kavga ediyor musunuz arada? Çok. Valla? Çok kavga. Bağır çağır. Çok da değil. Kavga kültürünüz nasıl? Genelde ben bağırıyorum, o dinliyor ya da aynısı sensin falan yapıyor. Normalde. Kim var ya? Aynısı. Aynı. Ne diyorsun onu? Aynı. Abi ben normalde hani böyle çok kavga edip çok bağırıp çağırıp şey yapan kavga bir insan değilim. Kavga etmeyi de ben öğrettim. Hani... Sen mi öğrettin? Hakikaten öğretti. Çocuğa öğrettiklerine bak pintilik. Kavga. Harika adammış bu. Bok gibi adam olmuş kızın yüzünden. Şimdi şöyle oldu ya abi. İlişkimizin ilk zamanlarında aksine hani mesela tartışmamız gereken bir konu var. Yani bir çatışma durumu var. Ama ben hani alttan alıyorum, şey yapıyorum. Bu Habibe'yi hani gıcık ediyordu. Ya sesin çıksın adam diyordu. Bak böyle sağlıklı değil diyor. Biz tartışacağız, stresinizi atacağız. Hani o anlaşmazlık çözülecek ki ilişki hani daha sağlam olsun diye diyordu. Hani sağlıklı da dediği. Yani ben bağırmayı biraz, bağırma değil de ses yükseltmeyi falan Habibe'yle öğrendim. Vallahi mi? Nasıl mesela şey mesela? Abi yine yükseltemiyorum da. Yani yükseltirken... Bir şey, sen bir şey söyle diyorsun ki mesela Habibe'ye diyorsun ki sus be abi şey biliyor. Yüksek. Kavga esnasında konsantrasyonunuz bozulmaz mı böyle oldu mu? Ya abi şimdi... Azıcık daha bağır erkeğim azıcık daha bağır. Dirty fight ya bu. Abi ben biraz hani kalp kırmayı sevmiyorum. Hani o bağırıldıktan sonra... Oğlum sen dünyanın en kibar adamısın. Hani bağırıldıktan sonra hani benim hani o hani yüreğim dahi titriyor. Yani hani kötü hissediyorum. Hani o yüzden... Bağırıyorsun, titriyor mu böyle mesela? Hayvan kadın, bir dakika dur. O akşamın çöp mesela hani. Yani kendi kendime düşünürüm niye böyle yaptın. Abibeciğim istediğin kıvama geldi mi kavga olarak? Gelmedi. Gelmedi değil mi daha? Daha tam yoğurmamışsın. Evet sen daha istediğin efekti alamıyorsun pek yani evet. Anladığım kadarıyla. Ya işte diyorum ya en fazla sensin o diyebiliyor şu an. Oğlum adam abi muhabbet kuşu mu? Niye böyle şeyler söylüyorsun şu an yani? Bazen de Fenerbahçe diyor abi durduk yere. Alex diyor Alex.
Kavga esnasında. Anladım yani. Yani şimdi tartışmayı... Ama sanki sen ona benzesen daha güzel olacak gibi kuzucu. Ama kavga etmek de gerekiyor bazen. Neden? Çünkü o mesela hani ben haksız oldum. Ben onu diyorum ki ben haksızsam da söyle ki ben kendimi düzelteyim diyorum. Söylemiyor mu? Hayır, sürekli tamam öyle tam senin dediğin gibi yapalım. Ama böyle olduğu zaman belki benim dediğim yanlış ve o yanlış devam edecek diye. Ben de onu diyorum ki arada senin de sesin çıksın. Haklıyken sen konuş ki ben de diyeyim ki aa doğru söylüyor. Hani kendime çeki düzen abi, vermem gerekiyor. Abi ilginç bir şekilde aşık olduğum nokta buydu biliyor musun? Senin kafan da karışık. Seri katil gibi adamsın sen ha. Hayır şöyle diyeyim. Neye aşık oldun sen? Şimdi şöyle diyeyim. Kavga edebilme yetisine mi aşık oldun? Yok. Yok. Hani burada cinsiyetçilik değil. Türk kadın olarak demiyorum. Türk erkeğinin de çok saçma sapan tipleri var. Şimdi... Oğlum kadın insan... de geç. Ha. Yani şöyle bir... Maya ırkçılık da karıştırıyor. Hayır hayır. Alman kadını bambaşka olduğu için. Ama Fin erkeği iyice orası çocuğu ayrı. Niye herkesi karşımıza alıyoruz? Kadın da geç. Tamam. Yani ülkemizde kadın diye söyleyeyim o zaman. Aynısı. Tövbe estağfurullah. Aynısı. Kadın da ya. Tamam. Tamam. Ne diyecektim ben? Kafası karışıyor böyle. Şuna aşık oldum abi ben genel olarak. Hani benim önceki hani pek bir ilişki tecrübem olmadı. Bir tane oldu. Ve onda da hani geriye dönüp baktığımda bu yönümün kullanıldığını gördüm. Hani yani anlayışlı olmak, alttan almak, hı-hı, ses çıkarmamak ve hani suistimale uğradığını düşünüyorsun. Evet. Yani bence öyle. Şimdi üçüncü kişinin arkasından atıp tutmak gibi olmasın da. Tamam konuş o zaman. Oğlum zaten bir tane ilişkin olmuş. Yani nokta atışı yaptım. Habibe'den önce. Evet. İşte o zaten o üçüncü kişi o yani. Evet. Burada üçüncü kişiye bir kişi o ya. Anlatırken abi hoşuma gitmedi anlatmak o yüzden diyeyim. Rahat ol. Günah benim boynuma. Şimdi... Vallahi bak ben seni tamam. Çok sevdim. Ben yanayım cehennemde anlat. Anlat. Şimdi böyle bir durum olduğu için ve Habibe'den de hani bu yaklaşımı gördüğüm için vay be hani gerçekten de hani böyle kadınlar da varmış dedim. Şey olarak yani hani hatasını kabul eden hani ben hatalıysam söyle bana. Ben hatalıyım. Heh, sen buna aşık ol. Söyle. Aynen. Sen yani seni kavgaya çektiği için mi etkilendin? Galiba öyle olmuş. Sen çukurdan bataklıktan etkilenmişsin. Yok. Pislik seni kendine çekmiş. Yok abi bence çok güzel bir özellik ya. Anladım. Ülkemizde bulun... Yani çok kolay bir şey. Müz Bey, yazlar sıcak ve kurak. Doğu Anadolu'da hayvancılık olur. Ama şöyle diyeyim. Normalde hani herkesin şikayetçi olduğu şey nedir? Onu giyme. Sen şuraya gitmişsin, bana niye haber vermedin? Hani böyle tartışmaların olmadığı ve hatalı olduğunu mesela kabul eden bir kadın olunca ilişki çok keyifli oluyor. Anladım. Çok keyifli. Çok güzel ifade ettiniz ikiniz de ama kendinizi. Hakikaten. Ama hala senden istediği randevanı alamıyormuş. Alamıyormuş. Valla bir gün böyle öyt diye gir eve. Karım lan! Gel gir. Ne yapıyor acaba her seferinde? Çok istiyorum bir sefer dönsün bir tane de bana koysun diye. Değil mi böyle? Güldür aman okuyayım diye. Böyle beş parmak daha başlamış. İşte devam ediyor diye. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Kadıköy Duru Tiyatro'da alkışlarla devam ediyor. Hadi bölümün ortasındayız ama bundan sonrası için uğru olsun. La 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 yapalım. Ben la 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 deyince salon da yapsın. La la la. La la. Olmadı ya. Hiç müzik kulağınız yok lan. Bak la la la, la 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 la. Acık düşün. Çok biliyorsan ya. Sanki bana Mozart. La la la. La la. Ne yapıyorsun? Abi be, bu adam dünyanın en yakışıklı adamı mı? Hayır. 10 üzerinden tipoloji olarak kaç verirsin? Ben 7 verecektim ama yolda bayağı bir yoğun baskı yaptı. 8 veriyorum. Ama içinden geçen 7. Evet. 8 güzel dedin 7. Efendim? 8'in vardır bence. Abi 7 verdi kadın az önce. Buradaydık hep beraber. Evet. Ne olsaydı 10 olurdu? Biraz kilo verseydi. Yani biz tanıştığımızda bu kadar göbeği yoktu. Onun için de beni suçluyor gerçi. Sen de yemek yapmasaydın falan diyor. Biraz kilo verseydi, bir de birazcık
kılları az olsaydı. Kadar yok bence. Hocam sen hiçbir şeyi kabul etmiyorsun ha. Zaten öyle bir özelliği var. Asla kabul etmez. Kılı var mı? Var. Kedilerle yarışıyor tüy dökmede. Öyle söyleyeyim. Kedi de şey yapıyor. Yerde kıl var da ben değil, ben değil. Dile gelmiş bir patisiyle bu diyor bu. Benim mamamdan kısmı bu ya. Anladım. Kası var mı? Bence yok. İnşallah görmüşsündür daha önce. Yok mu sence kuzum? Yok. İster misin daha kaslı olsun? Yok, sadece fit olsa yeterli, hani sağlığı için yeterli benim için. Kaşı kaş gözü göz mü? Öyle, aynen. Tatlı bir suratı var. Ben de aynı fikirdeyim. Müthiş sempatik bir adam. Teşekkür ederim. Lost dizisindeki bu her şeyi planlayan bir abimiz vardı ya. Benjamin. Benzemiyor mu? Benzemiyor. Değil mi? Belki de odur. İngilizcesi de var. Aa oğlan diye. Hemen anlamış. Sence dünyanın en güzel kadını Habibe mi? Çok güzel bir kadın. Dünyanın en güzel kadını kimseye diyemem. Sebep? Her oğlum zaman... niye kimi kırıyoruz şu an yine? Türkiye'de kadınlar. Dünyadaki herkesi görmedim ki ama matematiksel olarak imkansız. Allah Allah dayım ya. Ama gördüğüm en güzeli. Ne yapalım burada 7 milyar insanın fotoğrafını mı çıkartayım sen seç birini diye. Hayır abi yani kim ona yakın sence mesela dünyadan? Bir aktris, bir... Şu an örnek veremem ama aklıma gelmedi. Tamam. Sen kaç veriyorsun Habibe? 9'u var bence. 9'u var. Var. Utandın mı Habibe? Fazla veriyor. Ben hep söylüyorum. Ben çok kendimi beğenmem diyorum ki ya o kadar değil diyorum. Bilmiyorum. Yok, gönül gözüyle seviyor herhalde. Hayır canım. 9 dedi adam. Ne olsaydı 10 olurdu? Abi benim hiç rahatsız olduğum ya da şu olsaydı diyeceğim bir şey yok. Ama. Ama. Onun rahatsız olduğu tabii evet. Canım. Abi 135 bölümdür biz bunu duyuyoruz burada tabii. Onun rahatsız olduğu. O kadar ayrıntı bir şey ki hani benim rahatsız olmadığımı herkes anlayacaktı sanırım. Göz kapakları fazla içeride yani şu kısım biraz düşük. Makyaj yaparken gıcık oluyor. Hani farım gözükmüyor diyor. Farın gözükmüyor. Aynen. Kaşlarımı kaldıracağım, böyle çekeceğim diyor. O çıkacak oradan diyor. Ya da... ya da farın gözüksün diye birini bilinçli düşür, böyle geçsin. Nasıl, farın güzel mi kocam? Birbirinizin ne kazandığını biliyoruz mu? Biliyoruz. Biz de ya biliyoruz da sabit bir şey yoktur. Serbest avukat olduğumuz için. Ortalamaya vurursa kim daha çok kazanıyor? O daha çok kazanıyor. Öyle mi? Öyledir. Para pul muhabbeti var mı evde? Yoktur. Yok. Hesaplar? Ya hesaplarımız ayrı. Bir ama ayrı. Hani atıyorum ben dosya alıyorum, parası benim hesabıma geliyor, o alıyor, öyle oluyor. Ama hani bir şey alacağız, bir şey yapacağımız zaman ya da markete gittiğimizde kimde varsa o veriyor. Hani ortak gibi. Ha anladım. Harcarken aynen. Ortak yani. Hocam sen şimdi hanımefendi kavga olarak senden yeterince randıman alamıyor ya. Evet. Nasıl avukatlık yapıyorsun sen? Abi. Mesela davada... Hakime. Yani şöyle Bey, diyeyim. Aynı böyle misin yani? Hayır. Yani dizilerde sürekli böyle gösterdikleri için öyle bir yanlış anlaşılma halbuki var. Halbuki siz daha çok yazılı yürütüyorsunuz. Yani yazılı yargılama Türkiye'de esas. Tabii. Onun haricinde hani sözlü olarak müdahale edecekseniz de sesinizi yükseltmek ya da başka bir şey tam aksine müvekkilinizin aleyhine. Hı hı. Hakimin antipatisini toplarsınız. Başka şey eğer kanuni bir açık varsa onu sakin sakin yedire yedire yaparsanız hakim de geri vites atar. Hakim bak, hakim geri vites mi atıyor? Atar. Ay çok özür dilerim ya, hakime bak. Yok. Ağzınız bal yesin, ben onu anlayamadım ya. Tane tane anlattınız öncelikle, çok sağ olun. Böyle hakim mi olurlar? Yani geri vites attığını yine yazılı olarak görüyorsunuz. Ara kararda geçer o bahsettiğiniz şey. Ha anladım. Ara kararda der ki atıyorum eksik husus, eksik olan delilin işte emniyet, Türkiye, yani emniyete yazı yazılarak... müzakere cevabının beklenmesi ne der? Artık hani sana hak verdiğini anlarsın ya da bir bilirkişi telefonu itiraz etmişsin. Abi tamam ne olur yeter ya. Ne anlatıyorsun oğlum bize burada tamam ya? Müzakere diyor bir şey diyor. Emniyet dedin zaten bir tırstık hep beraber. Yüzde kaç kazanma kaybetme davalarda? Hadi samimi olun. Ben genelde kendi adıma konuşayım. Kazanmayacağımı böyle inanmadığım dosyaları çok almıyorum. Zaten o yüzden az kazanıyorum. Ama totalde yüzde kaçtır kazandığın? Ya çoğunda bir de davacı oluyoruz. Hani gerçekten hakkı olduğuna inandığım kişileri aldığım için çoğunda güzel sonuçlar alıyorum. Yani yüzde? Allah sen bir şey söyle artık yeter ulan. 80. 80. 80'dir hocam? Yani. Abi hani direkt yüzde verirsem 70 ve üzeridir.
Ama şöyle bir şey var. Kaybetmek de bir noktada kaybetmek olmuyor. Onu müvekkili açıklıyorsunuz. Mesela bir... Yok. Hani, ama bundan bahsetmezsem tam olarak anlaşılmayacak. Anlat ya. Şimdi siz... Ağzım kopsun öncelikle benim. İşverensiniz. Kaybedeceğiniz tamam, kesin bir dava var. Var. Yani kaybedeceğiniz miktar atıyorum bir avukatın müdahalesi olmadan 80 bin lira ve üzeridir. Ancak hani bir avukatın müdahalesiyle yine kaybedersiniz. Ancak hani onu öyle bir noktaya çekersiniz ki 30 bin lira gelir ve davayı da sakız gibi uzatırsınız 4-5 yıl yaparsanız işveren göbek atmaya başlar yani. İşverene bak bir anda yarıma yarıma bak. Yani buraya kadar Mehmet Aslantu hayal ediyorduk işveren diye. Nereye geldi iş? Yani neticede davayı kaybedersiniz. Davanın kabulüne tamam. Geçer ama işvereni mutlu eder. Anladım şimdi. Bu örnek üzerinden. Anladım. Farklı örnekler yani, de var. Yani zarardan kar. Aynen. Güzel, güzel konuştum. Her şeyi adam anlattı. Müthiş ifade ettim değil mi ben de? Evet. Kızcığım fışt yaptın bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Çok yavaş ve çok dağınık. Vallahi anlat biraz dağınıklığı. Girdik eve nesi var? Şimdi yatak odasında ya. Bizim böyle bir pufumuz var. Oraya hani atıyorum pijamalarımızı vesaire koyuyoruz. Oraya böyle bir kıyafet konuyor. Habibi ona bir şey demezse onun yeri artık orası oluyor. Sonra üzerine bir kıyafet daha geliyor. Bir pijama geliyor, bir kıyafet geliyor. Böyle böyle. Bir de yerlerde sürekli çoraplar var. Çoraplar don. Değil. Yok o yok Allah'tan o yok. Ne yaptın? Çoraplar var sürekli. Ya annem bile bunu söyledi şimdi. Niye inkar ediyorsun? Annesi biz ilk işte nişanlıyken, evlenecekken canı çekmiş kenara demiş ki... Oğlum bak demiş el kızı kabul etmez. Bak bu senin işte birkaç tane huyun var onları düzelt. İşte koltukta yatma git yatak odasında yat. İşte kıyafetleri evlenecek yatmaz herhalde koltukta. Onu akıl ediyordur. Oo evlenir hep koltukta yatarım ki. Hala yatıyor da yalnız. Uyuyor ya bazen. Hani uykum gelmiyor rahatsız etmek istemiyorum. Hani benim erken uykusu geliyor. Ben erken dediği de bir. Bir değil bir ya. Yani. 11.30'da gidiyorsun sen çoğunlukla. Sen kaçta yatıyorsun? 4. Bir olur. Eğer işim varsa hani gece çalışmayı seviyorum. İlla beraber uyuyalım diye bir derdiniz yok o zaman. Ya beraber uyuduğumuz çok oluyor. Ya ama ben illa... istiyorum. Yok ya bayağı uyuyoruz da yani şey yapma. İyi gene lan. Ben istiyorum ama kendisi benim uykum gelmedi ki diyor. Ben seni uyutmam o zaman diyor. İşte şeyle telefonla oynarım sesi gelir falan. Var mı bir uyku ritüeliniz? Birinin birinin saçını okşaması, biri ne bileyim el ele olmak, bir şey olmak. İşte ben önden gidip zaten uyuduğum için ben onu görmüyorum bile. Olmuyor o yüzden. Sarılırım. Ha, sarılma. Yapıyordur kendi kendine ben uyuyorum zaten. Yok ya, arkada bir şeyler yapıyordur o yani. Kadına bak ben yatıyorum sen takıl ya. Anladım. Dağınık çok. Çok dağınık. Düzelttin ya diyorum yani ya, bir eşya bir yerde kaldı. Ne dedin? Düzelttin bayağı yine ya. Düzeldi mi? Bence düzeldi. Bir gıdım oynama yok mu? Ya çok az o da şey yapıyor böyle. Şimdi onu eğer kaldırdıysa benim illa gözüme sokması lazım. Diyor ki aşkım bak nasıl kaldırdım gördün mü? Sürekli böyle en küçük yaptığı bir işi gözüme sokuyor. Böyle 40 yılda bir işte bulaşık makinesini boşaltıyor. Diyor ki aşkım bak nasıl boşalttım gördün mü? Sürekli böyle bir yaptığı işi gözüme sokuyor. Hani haber olsun istiyorsun yaptığın ya iş. Haber olsun değil abi şöyle yok, haber yok yok haber olsun. Haber olsun diye de değil aslında. Ya benim eşekliğim olarak hani ev işlerinde başta hani çok yardımcı olamadım. Hani iş olsun hani alışkanlık olmamak olsun. Hani ailede biraz sen anasını kuzusu musun? Genelde böyle şeylerde anne hiç yaptırmadığı için. Hayır anne yaptırmadığı için. Genelde öğrenemez olabilir. Erkekler. Karakter ben olarak demek değil de o dediğiniz de. Olarak evet. Olur. Öyle mi? Evet. Yani hatalı bir durum. Hani asla çocuğumuza da böyle bir şey yapmam. Ne oldu lan bir anda? Yani daha sonrasında ben bir açtığını düşünüyorum. O söyleme nedeni de şey. Hani söyleyeyim de hani bak yapmıyorsun değil de hani yanlış anlaşılma olmasın. Bak artık yardım ediyorum eskisi gibi değilim. Hani İşte gözüme anlamında. Sokmaya çalışıyorsun yani. Anneci mi azıcık? Ya anneciden ziyade hani çok seviyorum zaten annesini de. Hı hı. Böyle şey sizin dediğiniz gibi hani hiç dışarıda mesela üniversiteyi de kendi mahallesinde okumuş ya üniversiteyi yani. Mahallede mi? Ne demek canım? Yeni Bosna'da şey oturuyorlar. Değil. Kültür Üniversitesi'nden mezun. Ha. Yürüyerek 10 dakika. Anladım. Hani o kadar dışarıya çıkmamış. O yüzden de hani bu tarz işte kendi işimi kendim yapayım işte bulaşığımı yıkayayım öyle şeylerle hiç uğraşmamış. Şu an nerede oturuyorsunuz? Yine Yeni Bosna'da oturuyoruz. Hocam sana yürüyen Yeni Bosna diyebilir miyiz? Yani 28 yılının tamamı Yeni Bosna'da geçmiş. Evet. Yok bir hafta bir geldim ben bu taraflara. Sizden de Allah razı olsun Kadıköy Moda'yı gördük sayenizde.
Yani küçükken farklı bir yerde oturuyorduk. Öyle mi? Aynen. Başakşehir İkiteli tarafında oturuyorduk. İkiteli. Aynen. O tarafta. 20 dakika. Birbirinden harikulade semtler. Ne dedim ben? Siz güldünüz. Ben ne dedim? Sen bir oyunu değiştir. Fışt yap. Abi aslında değişti. Yani, yani ben bir sebep oldum bilmiyorum. İlk başlarda ilişkimizin ilk başında özellikle hani evlilikte hani benim o yaptığım hatalardan dolayı da belki bir agresyon vardı. Yani şöyle mesela yatak odasından Can diye sesleniyor. Ben televizyondayım. O Can sesindeki tınıyı alıyorum. Hani orada sen bir... kibarlıktan öleceksin abi. Böyle üçe bölünecek. Tık diye çubuk kreker gibi gidecek adam ya. Can Allah ne oldu ya? Bu tınıyı ben beğenmedim. Bir indi bana şu an. Yani diyorum ki mesela şöyle diyeyim ya, o bulaşık toplama meselesinden şey yapayım. Ben mesela bir şey yedim. Geç geldim. Cezaevinden geldim. Yemeği geçirdim. Ayrı yedim. Nereden geldin? Cezaevinden. Hayırlısı. Şimdi gece izdin mi bu böyle gece? Yok, müvekkille tamam, konuşmak için. İnşallah katil değilsindir, tamam. Uyuşturucuydu. Uyuşturucu mu? Aynen. Yok, müvekkilim uyuşturucudandı. Oğlum ben senden bahsediyorum, manyağa bak. Mesela uyuşturucu onlara yakalanmadık da hadi bakalım yani. Ben avukat, hanım avukat çıkarız bir şekilde. Yani şimdi bulaşıkları, ben mesela yemek yedim. Yediğim yemeği hani bulaşık makinesine koydum. Benden önce eşim yemiş, lavaboya yerleşilmiş. Mesela o algı o zamanlar olmadığı için... içeri gittiğinde bir çay suyu koyduğunda Can diye sesleniyor. Allah Allah ne yaptım yine diyorum. Halbuki kafamda bir checklist oluyor. Tabağı koydun, çatalı koydun. Lan ben bütün görevlerimi yaptım. Klozeti kapağını açtım, işedim. Çektim sifonu, ben bir hatam yok. Hani neymiş diyorum, peki o? Ne acaba, neymiş, ne acaba? Ben de çok i̇şte merak ettim. Farkındalık olmadığı için ben kendiminkini yaparken lavabonun içinde eşiminkini görmemişim. Hani onu yaptın, niye onu? Manipüle ediyor. O zaman. Kendine gömüyor ama şu an. Evet. Bir şey demiyor çocuk yani. Seninkini de kaldırmam abi. Gerekirdi yapmamışım. O algı aynen. Yok diyor. Anasının kuzusuyum ben diyor. Öyleymiş. Sonradan yani ben toparladığımıza inanıyorum. Daha da ilerler. Ama eşimin takdiri tabii. Ya canım. Bu herif iyi avukat ha. Değil mi? Böyle hakime de eşimin takdiri artık. Kayınvalide kayınpeder aranızdasın. Çok yakınlar zaten bize. Ben isteyerek hani çok yakın oturmak istedim. Benim ailem memlekette. Nerede? Neresi memleket? Kilis. Kilis, Antep. Bayağı, evet, bayağı uzak. O yüzden yakınız, sürekli zaten gidip geliyoruz. Hani bir hafta bile, hani bir hafta görmediğimizde aa ne zamandır gitmiyoruz ya oluyoruz yani. O yüzden iyi bayağı aramız. Öyle mi? Evet. Bir hafta görmeyince kim özlüyor? Ben diyorum daha çok. Hani diyorum ki Can annenlere gidelim, niye gitmiyoruz falan diyorum. O daha evet gidelim diyor, öyle geçiyor yani. Aynen. Mesela klasik ritüeller oldu mu? Söz, nişan, düğün. Evet. Oldu. Karşı tarafın sülalesinden seninle bir konuşan oldu mu? Mesela bak birader sana kına gecesi zaten herkes şey dedi. Hani amcalar falan hani damat kız veriyoruz. Hani sana emanet. Hani şey hani herkes bir şey yaptı hani. Kendince hani hak. Kendince haklı olarak sağlama alma konuşmaları yaptı. Vallahi ama sağ olsun... Babası götümden tüfekle vurdum sağ olsun. Babası sağ olsun. Orada ben bir dersimi aldım. Ne çorap bırakıyorum artık ne bir şey. Düğün dansı dans... Oldu. Nasıl dansınız? Normal. Normal. Hayır yani böyle iyi dans ediyorum diyebilir misiniz? Yok. Yok, hatta ben sürekli Can ayağıma basıyorsun, Can eteğime basıyorsun diye abi, böyle kuyrukluydu. Abi bir gelinlik yapmışlar. Tarlatan diyorlarmış. Bak o zamanlar öğrendim. O içteki plastik şey düşmüş mü artık nedir? Adımımı atıyorum, takılıyorum. Hani dans etmen zaten mümkün değil. Hani dümdüz durman gerekiyor. Çünkü basacaksın ya hanımı indireceksin ya kendin ineceksin. Ne yapayım? Hanım insin ya. Anlasın. Yani o yüzden yani bence gerçek performansımız olmazdı. Bir de Can'da şöyle bir şey var. Hiç oynayamıyor. Çok halk kötü oynuyor. Yani normal hani oynamaktan bahsediyorum. Ama sürekli diyor ki yo gayet iyi oynadın. Sürekli abisini örnek gösteriyor. Bak, abim benden daha kötü oynuyor çünkü. Abime bak bok gibi oynuyor. Şey mi yani? Nasıl eller burada? Hayır böyle garip garip bir hareketler yapıyor. Nasıl yapıyor? Allah aşkına nasıl yapıyor? Ya böyle hani omuzlarını garip omuzu garip böyle hareketler yapıyor. Fazla atıyor. Aynen. Hani eller ayak hiçbir
senkronizasyon yok, böyle garip hareketler. Ama ısrarla diyor ki, hayır abim daha kötü oynuyor. Senden bir dans alır mıyız bir kuple? Allah Allah. Avukat ne olacak ya? Aslansın. Hangi şarkıda bir şey açalım bir de, danslık bir şey? Tabii ki onun aklında da. Çifte telli ha, olur. Ben de çıkartacağım oyuncağı şimdi, bekle bak. Abi sen de oynarsan olur. Ayıpsın. Tamam. İlişki testinde saçmalık başlıyor. 20 şeyler daha toplayın, sıçarım daha saçacak kadar. Ben bu arada masalara da geliyorum ha, şey yapmayın. Abi biz üstüne konsmuş. Oraya doğru, oraya doğru. Allah sana. Abi senin... Evet. Çok teşekkür ederim. Öncelikle tam bir yalancı köpek gibi kalkacağım dedim, kalkmadım. Çünkü dedim ki kons şakamı ciddi yalanlar oldu, korktum. İyiymiş lan 90 liraya. Teşekkür ay, ederiz. Kötüymüş. Hayır, ben ilk defa iki kolun bu kadar asimetrik olduğunu görüyorum yani. Haklıyım. Yani bunu mesela çalışsan da başkası yapamaz kolay kolay. Aynen. Bir kolun böyleyken öbür kolun havada. Hiç ikisi aynı anda kalkmıyor da inmiyorlar. Kendine özgü abi. Kendine özgü. Aynen. Şey gibi yani böyle 12 yerinden kırılmışsın daha önce gibi yani. Kemiklerin aa, kırılmış gibi. Aynen. Ya çok normal çünkü bizimkiler normal hani pratiğe bakan bir şey. Hep düğünlere giderlerdi. Ben otururdum, test çözerdim, çalıştırdım. O yüzden ama normal. O kadar sempatiksin ki izleyen de diyor yani. Böyle oynayamamaya can kurban diyor. Teşekkür ederim. İşte oynayamadığının farkında olmadığı için. Abi oynuyorum zannediyor, öyle deme ya. Yine coşacak. Seyirciye soralım, oynuyor mu? Hareketlere bak. Alkışı kim aldı köpek? Bir sebepten ayrıldınız. Yavaştan toparlayalım. Kim ayrılmış olabilir? Kim ayrılık fikrine bir tık da olsa daha yakın? Ya ikimiz de yakın değiliz ama ben böyle çok yükselebildiğim için... Kavga anında ben valizimi topluyorum. Hani kafamda. Valizimi topluyorum. Kafanda. Babamın evine gidiyorum. Dava açıyorum. Kafanda. Sonra? Sonra bir çay bak koyuyorum. Oo! Yani sonrasında aynı gün içinde barışıyoruz tekrar. Anladım. Yani o yüzden yani sen... olmaz. Benimdir ama onu yapamam muhtemelen yine. Sen önce hiç aklına geldi mi? Yok. Yetti ulan. Bir an için bile. Vallahi. Sadece şeydir yani bu ayrılma olarak değil, hani eşim de bahsetmişti ya ben ne dersem aynısı sana diye. Mesela hani lanet olsun sana diye bir şey yapıyor. Kapıyı kapatıyor, o duymayacağı zaman, kalbi kırılmayacağı zaman sana lanet olsun diye. Ama şunu bil ki Allah duyuyor. Sen hanım duymuyor diye sevinebilirsin. Allah sonrasında duyuyor. Sen öbür tarafta anlatırsın birader. Sonrasında kapıyı açıp tabii ki hani bak hani bu kadar şey yapma deyip hani alttan alıyorum. Ama sonra hani... tekrar kapıyı koy, yorganın altında salak salak salak. Ne yapayım abi, yüzüne karşı söyleyince ne elde edeceğim? Senden bir tane daha yok ya. Senin özetin kıyamam. Değil mi? Kıyamam. Adam dansıyla, tatlılığıyla hakikaten. Şekerim bu adam sana çok, çok. Demeyim demeyim burama kadar geldi. Vallahi acık şunu kıymetini bil yani. Bunu yani bizi izleyen herkes kızını alır bu adamı, çok net. Ay Allah. Peki ayrıldınız. Tamam mı hocam? Diyelim ayrıldınız. Kaç zamanda toparlarsın? Bastı gitti abi be. Zor abi ya, zaman söyleyemem de zor. Zor mu? Zor. Şu yani an, şu enerjide kaç zamanda gelirsin? Şimdi zaman desem yalan olur da hani insan hani öyle bir şey yaşadığında hani bir koku bile, bir davranış bile, bir mutfaktaki hani o tabağı alıp hani tezgah koymak bile hatırlatır adama. Hani o yüzden zor. Yıl veremem. Dur, dur. Her boku alkışlata bir romantik var aramızda. Tabak dedi, dur. Durun ya. Ne seviyordunuz ya böyle şovları siz?
Yaylası bakalım haftasında diskolarda böyle yapar. Kollar biri yuvarlı biri aşağıda. Sen kızım bastı gitti. Bu programdan sonra akıllandın. Dedi ki doğrula ben daha iyisini bulurum dedi. Kaç zaman toparlarsın? Hiç toparlayamam. Hiç mi? Hiç. Muhtemelen vallahi derim ya bir kere evlendim olmadı bir daha da evlenmem derim. Tamam. Hocam sence Habibe senden daha iyisini bulabilir miydi? Bulur abi. Bok bulur. Ben asla böyle yorum yapmam. Bilirsiniz objektifinde ortada dururum. Bunu demedim. Abi beni duymayacağı bir yerde lanet olsun. Abi be sence senden daha iyisini bulabilir mi bu adam? Ben onu bulamaz diyorum da manipüle ediyorum birazcık ama bulur bence. Arada diyorum böyle şey güzellik bende, zeka bende dalga geçiyorum. Ama yok bulur benden daha iyisini. O da senin duymadığın yerlerde o da diyor ki bok sende. Kırılma diye odasında söylüyor ama. Hadi bakalım. Habibe candan daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. O bence ya. Sessizlik. Bulamam. Tamam abi, ikna oldum. Abi korkular mısın? Can Habibe'den daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Çok inlemedi abi bu arada. Ben azıcık manipüle ettim diye oldu yani. Bir daha sorayım hiç ses gelmez. Can Habibe'den daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Duydun mu hiç ses gelmiyor hala. Bayağı yerel seçim gibi oldu şu an benim yaptığım. Biz kaçtığınızda olmadığı için tatili demeyeceğim herhalde. Çok takip olmadığın insanlar tatile gider, o da gider. Değil mi? Yani hiç kıskanç sormadım bile o kadar. Ben güvendiğinizi de görüyorum birbirinize. Çağdaşlık 10 üzerinden 9 ve üzeri diyenler o desin. Tabii. Sadakat. Dur azıcık hemen. Oo. 10 diyenler o desin. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. Ben bayıldım ikinize de bu arada. İçeride de söyledim. Bölüm arasında da söyledim. Yani hem yani çok orijinalsiniz. Çok tatlı anlatıyorsunuz her şeyi. 9 üzeri diyenler o desin. Neyi beğenmediniz acaba bu sağ tarafı? Bu saatten hepsi diyor ki böyle izleyeceğim. Bokumu. Kırılmayın diye içeride söyleyeceğim bokumu diye. Hanımlar beyler bendeniz Mesut Süre. Cambly'de bahar kampanyası var. Kodumuz Mesut Süre 60. Tam %60 indirim. Incredible. İlişki testi harikulade bir bölümle alkışlarla sona eriyor. Bu vakte kadar en az 3 kez kahkaha atıp evde böyle sesli kahkaha. Hala bendeniz Mesut Süre Instagram'dan takip etmiyorsan, hakeza ilişki testi resmi hesabımızı Instagram'dan takip etmiyorsan naif beddua severim. Diyelim evlendin. Kocan yüzüne desin ki haklısın hayatım, tabii ki hayatım. Gitsin odaya. Desin ki sen kırılma diye. Aptal karı. Bölüm biter bay bay. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Yalnız bırakmadınız bu zor zamanlarda. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Selamlar. Hanımlar beyler ben Deniz Mesut Süre. İlişki testinde ne unuttuk? Öpüştürmeyi unuttuk. Seyircilerimiz gitti, konuklarımızdan tekrar rica ettik, geri geldiler. Kimse olmadığına göre siz de bakmayın, öpüşün barışın. Bak şimdi öpeceğim, ürkme. Alkışlarla! Bakın her şey seyirci. Ne kadar önemlisiniz, görüyor musunuz buraya gelmeniz? Bölüm biter, bay bay!